Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Muhterem hazirun, değerli kardeşlerim. Evet, hocamıza teşekkür ediyorum. Kur'an'ı anlamada yöntem başlıklı bir sunum. Takdiri bir saatimizi geçmeyeceğiz değil mi? Bize bir tahdit öyle. Şimdi namazda kılmadan başladık. Dolayısıyla bir saati geçirmemeye çalışacağım. Bu konu çok yani uzun bir konu. Kur'an'ı anlamada yöntem. Konuyla alakalı çok geniş bir külliyatta elimizde mevcut. Ama ben özet olarak sizlere bu konularla alakalı dikkat etmemiz gereken husus olarak bazı başlıkları kısa kısa vermeye çalışacağım. Değerli kardeşlerim, Kur'an isterseniz önce bir onun tanımını yaparak başlayalım. Nedir? Kur'an Arapça bir kelimedir. Kur'an kendisine Kur'an ismini verir. Fu'lan vezninde bir mastardır. Okunan şey, okunan kitap anlamında kullanılır. Ki Kur'an kendisi bunu, kitabında zaten o yüce kitabın kendisi buna işaret eder. Mesela Kıyamet Suresi 16-19. Ayetler arasında لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِي قُرْآنَ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ diye buyurur. Efendimiz Aleyhisselam'a vahiy geldiği sıralarda inen vahyi ezberleme konusunda Efendimiz Aleyhisselam bir telaş içerisinde, okunan her vahyi ezberlemenin gayreti içerisinde iken Rabbimiz kendisini ikaz etmiş, ey peygamber, Cebrail sana Kur'an okurken dilini devletme. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ Onu senin zihninde cem etmek bize düşer. فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِي قُرْآنَ Onu okuduğumuzda onun okuyuşuna tabi ol. Bakın Kur'an'a tabiri orada geçer. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ Bu ayet kelimeye farklı mana vermeler de vardır da kıyamet sahnesi olarak da düşünülebilir ama biz konumuz açısından böyle bir mananın ayetlerde de var olduğunu söylemek açısından ifade etmekle yetinelim. Kur'an'ı eskiden beri alimlerimiz şöyle tanımlar. Allah tarafından Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a Cebrail vasıtasıyla 23 senelik zaman dilimi içerisinde ayet ayet süre süre nazil olan, Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle son bulan Allah'ın son muciz kelamına biz Kur'an diyoruz. Bu tanımın içerisinde okunmasıyla ibadet olunan kısmı da manidardır. Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a 23 senelik bir zaman dilimi içerisinde ayet ayet süre süre nazil olmuş olan okunmasıyla ibadet edilen Allah'ın son muciz insanları aciz bırakan meydan okuduğu tahaddi dediğimiz meydan okuyan bir ilahi kelamdır. Her peygambere bir mucizeyi Allah bahşetmiş. Efendimizin bildirdiğine göre bana da Allah Kur'an'ı düşmanlarıma karşı, insanlara karşı ayet olarak, mucize olarak vermiştir diye buyurduğu peygamberimizin en temel peygamberliğini kanıtlayan mucizesidir Kur'an. Allah'tan bir daha da kitap gelmeyecek. Bir daha da uyarıcı gelmeyecek. Son peygambere gelen son kitap. Bir daha da başka kitap gelmeyecek. Bir tane kitabımız var. Öyleyse o kitapla bağımızı, o kitapla irtibatımızı, o kitapla ilişkimizi çok iyi gözden geçirmek durumundayız. Bu kitap okunmak için inmiştir. Bu kitap anlaşılmak için inmiştir. Bu kitap hayata tatbik edilmek için inmiştir. Hayata tatbik edilebilmesi için okunması, okunması için de tabii ki anlaşılması, anlaşılarak okunması elzemdir, kaçınılmazdır, zorunludur. Kur'an kendisinin bu anlamda anlaşılmak için indiğini bize birçok ayet-i kerimesinde bildirir. Mesela bununla alakalı çok manidardır. Ayet 30 olduğunu hatırlıyorum. Sa'd suresi 30. Hemen buradan sizlere oradan okuyuvereyim. Kitab-ı Enzallahu Aleyke Mubarakun liyeddebberu ayetihi ve liyetedekkara ulul elbab. Ayet evet, Rabbimiz burada diyor ki öyle mübarek bir kitap ki ayet 29 affedersiniz. Sana indirdiğimiz kitap mübarek bir kitaptır. Niçin indirdik?
لِيَدَّبَّرُوا اَيَاتِهِ ayetlerini düşünesiniz diye. وَلِيَتَذَكَّرَ اُلُّ الْاَلْبَابِ akıl sahipleri öğüt alsınlar diye biz bu kitabı indirdik. Bunda zaten müttefikiz. Bu kitap mübarek bir kitap. İyi de niye inmiş? لِيَدَّبَّرُوا اَيَاتِهِ ayetlerini düşünesiniz diye. Ya da وَلِيَتَذَكَّرَ اُلُّ الْاَلْبَابِ kafasını çalıştıran, ibret nazarıyla hadiselere bakan insanlar düşünüp ibret alsınlar diye biz bu Kur'an'ı indirdik buyuruyor. Rabbimiz bize bunu buyuruyor. Kamer suresinde 4 defa geçer abiler. وَلَقَدْ يَسْرَرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ andolsun ki biz bu zikri, bu Kur'an'ı insanlar öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok. 4 defa geçtiğine göre yok mu, yok mu, yok mu, yok mu diye Kur'an bu haykırışı bize kıssalar bağlamında anlatıyor. Semud kavmini anlatıyor, helak olmuşlar. İbret alın. Düşünen yok mu? Ad kavmini anlatıyor. İbret alın. Öğüt alan yok mu? Semud kavmini anlatıyor. Öğüt alın. İbret alan yok mu? Lut diyor. Anlatıyor. Altını üstüne getirdik diyor. Öğüt alan yok mu diyor. İbret almamız bizden isteniyor. Münafıklara seslenir. اَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ الْقُرْآنِ onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَخْبَارُهَا yoksa kalplerin üzerinde kilitler mi vardır der. Bu da Muhammed Suresi'nde yer alır. Kalplerin üzerinde yani zihin dünyaları kilitlenmiş midir ki, prangalı mıdır ki, kod yani açılmayan, şifresi çözülemeyen bir böyle tıkalı bir vaziyette midir ki sizler Kur'an'ı düşünmüyor, ondan ibret almıyor musunuz diye münafıklara seslenir. اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْبَالُهَا direkt orası çıktı. Size oradan okuyayım işte. Ayet 24. Muhammed Suresi. اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْبَالُهَا daha başka örnekler de var. Bütün bunlar bize gösteriyor ki Kur'an'ın anlaşılması lazım gelir. Peygamberimizin hayatına baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'i sahabenin böyle gece gündüz Kur'an okuma seferberliği içerisinde yaptığını bilmekteyiz. Bütün sahabeleri ayrı ayrı, toplu toplu, herkese Kur'an öğretimi noktasında Efendimiz Aleyhisselam onlara bu işi, bu faaliyeti yapmış ve bunu teşvik etmiş, bunun seferberliğini yapmış. Kur'an-ı Kerim'den kendisinde ayet bulunmayanların harap olmuş bir ev gibi olduğunu söylemiş. En hayırlı mesleğin Kur'an öğretmek olduğunu, hayrukum men taallama al-Kur'ane ve alleme sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir buyurarak bu anlamda Kur'an Efendimiz Aleyhisselam teşvik etmiş. İnsanlar bu teşvik içerisinde Kur'an-ı Kerim'i demek ki gece gündüz okuyorlardı. Mesela Abdullah İbni Amr İbni As'ın çok böyle seri bir şekilde Kur'an okuduğunu duyunca, geceleri sürekli kaim, gündüzleri saim olduğunu duyunca Efendimiz Aleyhisselam duyduğuma göre sen böyleymişsin öyle mi? Evet ya Resulallah deyince kum sum ve eftir ve kum ve nem demiş. Yani bazen oruç tut bazen uyu. Gecenin bir kısmında uyu. Gecenin bir kısmında namaz kıl ama biraz da kendine vakit ayır. Ailene vakit ayır. Fe inne li cesedike aleyke hakkan. Bedeninin sende hakkı var ve inne li zevdike aleyke hakkan. Ailenin, ziyaretçilerin lizevcike, lizevdike yani gelen gidenin sende hakkı var, ailenin sende hakkı var, bedeninin sende hakkı var. Fazla, çok fazla böyle dinde aşırı gitme demiş peygamber. Ha Kur'an okumaya gelince demiş, ille de okuyacaksan, hatim yapacaksan ayda biri yap. Ya Resulallah ay çok demiş ya. O zaman 20 gün, o da çok. 10 gün, o da çok. 7 gün, daha o da çok deyince 7'de Efendimiz Aleyhisselam 7'den daha fazla indirime geçmemiş. Sonradan diyecektir ki keşke Resulullah'ın bana ayda bir dediğine uyaydım. İhtiyarlık zamanında artık yani 7 günde bir hatim bana ağır geliyor diyecektir. Efendimizin o ruhsatını keşke o zaman değerlendirseydim diyecektir. Başka bir sözlerinde Efendimiz buyurmuşlar ki مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ مِنْ اَقَلٍ بِثَلَاثٍ لَمْ يُفَقِّهُ kim Kur'an'ı 3 günden daha kısa zamanda şayet okursa o okuduğunu anlamamış demektir. Buradan şu çıkıyor. Hatim indirmek niçindir? Sevap kazanmak içindir.
Biz sadece sevap kazanmak için okuyoruz. Bu yanlış olmasa da eksiktir. Biz anlamak, anlam endeksli, anlama endeksli bir Kur'an okumayı maalesef ihmal ettik. Biz sadece bunu okuyoruz. Ecir kazanmak, geçmişlerimizi yad etmek, onlara sevabı göndermek amacıyla okuyoruz. Bunu yine yapın. Okuduğunuzda zaten bir sevap elde edilecek ama bizim bunu aslen kendimize okumamız, kendimiz için okumamız gerektiğini maalesef ihmal etmişiz. Hep spot cümlelerle geçiyorum. Hocam özür dilerim, kesiyorum. Bazı sorularımız olacak, onu dersin sonunda mı? Dersin sonunda. Ama konuyla alakalıysa Osman abi formatınız nedir? Hasar ederim sizin. Nedir? Sonunda daha iyi. Sonunda mı? Sondur. Evet, çünkü bir şey izah edeceğim, bir soru daha soracaksın. O zaman bizim çapımız, şeyimiz dağılacak. Ben başlık başlık gidiyorum. Bunların her biri ayrı açılabilir. Abdullah İbni Mes'ud ve Hasan-ı Basri'nin ikisinden de rivayet edilen bir cümle var abiler. Nedir biliyor musunuz? اُنْزِلَ الْقُرْآنُ لِيُعْمَلَ بِمَا فِيهِ وَاتَّقَدَ النَّاسُ تِلَابَتَهُ عَمَلًا İnsan, Kur'an kendisiyle insanlar amel etsin diye indirildi. İnsanlar sadece onun okunmasıyla yetiniyorlar. Onu okumayı amel ediniyorlar. Anlıyor musunuz? Onu okumayı amel ediyorlar. Yani biz buna şöyle diyelim. Kur'an kendisiyle insanlara amel etsin diye indirildi. İnsanlar sadece salt diyelim, sadece onun okunmasını amel ediniyorlar. Halbuki bunu aldık, okuduk, anladık, yaşama dökmek değil aslında. Ama biz sadece okuma, hep o. Halbuki öyle değil. Çok bildiğiniz bir şey var. Yasin Suresi'nde ne diyor? لِيُنْفِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ وَيَحِقَ الْقَوْرَ عَلَى الْكَافِرِينَ Kalbi diri olanları indirar etmek için, uyarmak için biz bu Kur'an'ı indirdik diyor Yasin'de. Yani inmemiştir hele Kur'an şunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne fal bakmak için diyor ya Akif. Kur'an ölüler için değil diriler için inmiştir noktasında da bu çok manidardır. Yasin suresinde diriler için indiğinin ifade edilmesi çok manidardır. Ama biz tabii ki okuruz. Sevabını onlara bağışlarız. Eyvallah. Ama önce bir kendimize okumamız lazım gelir. Bize okumamız lazım gelir. Kendimizin ihya olması, ölmüş yüreklerimizin, duygularımızın, dünyamızın yani tekrar hayatiyet kazanması için okumamız lazım. Buraya kadar tamam mı? Kur'an anlaşılmalı, okunmalı ama hayata tatbik etmek amacıyla okunmalı. Anlayamasam da sevap var mıdır diye sorarsanız elbette vardır ama asıl olan o değil ki bizim böyle bir çabanın gayretin içerisinde olmak içinde olduğumuzu söylememiz gerekiyor. Peki anlayacağız ama anlaşılmasında yöntem. Konumuzun başlığı bu. Yöntem. Ben abilerim Kur'an-ı Kerim'i anlamak için öncelikle tabii Kur'an Arapça bir kitap. Arapça olan bu kitabın tabii ki anlaşılması için elbette ki bizim Arapçayı bilmemiz lazım. Ne bilmiyorum Arapçayı. Ha, onun çabası içerisinde olanlar için yani tenzih ederim ama onun dışında olan insanların mümin olması itibariyle Kur'an'la bağını kurması durumunda olan insanların tabii ki güvendiği bir maalden ya da bu anlamda yapılmış olan çalışmalardan ve tefsirlerden istifade ederek Allah'la bağını irtibatını korumaya çalışması lazım. Yani iyi bir kendisine güvenilmiş olan bir maalem bu anlamda Kur'an-ı Kerim'le buluşmayı ancak böyle sağlayabiliriz. Kur'an-ı Kerim anlarken bunlar teknik noktalar. Elbette ki yani Arapçayı bilmek lazım. O uzun iş. Ya da işte tefsirler bu anlamda o boşluğu eşiği doldurur. Bunu dikkate almak lazım gelir. Salt maal, tek başına maal Kur'an'ı anlamada sıkıntılıdır. Çünkü ayetlerin eğer siz sebebi nüzulünün kime, ne zaman, niye indirildiğini eğer şayet dikkate almazsanız hata edebilirsiniz. Yani bunlar noktasında sadece mealler bize ayetin anlamını bütün bize yansıtmayabilir. Bu noktada dikkatli olmak durumundayız. Kur'an anlarken
Metne giriştiğimiz anda, onu okumaya başladığımız anda şunu bilmek durumundayız ki Kur'an'ı kendi bütünlüğü içerisinde anlama gayreti içerisinde olmamız lazım. Kur'an bir kitap. Nasıl bir kitap? Kendisine özgü, mühtevası olan, yeri geldiği zaman tarihi kıssalardan bahseden, yeri geldiği zaman tabiat olaylarından bahseden, yeri geldiği zaman Arap toplumunun içinde vahyin geldiği dönemin durumlarıyla alakalı bizi bilgilendiren bir kitaptır. Ama temel gayesi Kur'an'ın insanlığın küfür bataklığından kurtulup imanla buluşması ve dünya ve ahiret gayesini hedef alarak onun iyi bir mümin olarak bu dünyadan yaşayıp iman ile ölmesini ve saadet-i ebediyeyi, ebedi saadet yurdu olan cenneti kazanmasını hedef edinen bir kitap. Rabbimiz bunu bunun için göndermiştir. Temel espri Kur'an'ın insanların hidayetine vesile olmuş olmasıdır. Bu anlamda Kur'an hidayet edici bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمْ Kur'an insanları en doğru yola iletmek için gönderilmiş bir kitaptır diye buyurulmuştur. Kur'an'a onun için bakarken ondan istifade ederken kardeşlerim, bizim bunu dikkate almamız lazım. Kur'an'ı kendi bütünlüğü içerisinde okumamız gerekiyor. An gelir, ayet-i kerimenin anlamını o ayetin sonundaki cümleyle siz belki ayette karşılaştığınız müşkilinizi böyle söyler, çözebilirsiniz. Mesela bir örnek verelim. Faizle alakalı bir ayet. Faiz yiyenler yarın kıyamet gününde şeytanın bir taraflarını çarptığı insanın kalkışı gibi kalacaklar. Bunun sebebi şudur. Faiz de bir nevi alışveriş demeleri yüzündendir. Halbuki Allah faizi haram, alışverişi helal kılmıştır. Kim kendisine bu konuda kesin bir nas, Allah'tan bir öğüt geldikten sonra tekrar faizli muameleye geri dönerse o cehennem hesabındadır ve o orada ebedi kalacaktır. Biz şimdi bu ayet-i kerimeyi ele alırken faiz yiyenler yarın kıyamet günü de şeytanın kendilerini çarptığı insanın kalkışı gibi kalkacak derken bu ne zamana ait bir durum? Ya da böyle tehdit edilen insanlar hangi mahiyette, hangi özellikte insanlar diye baktığımızda anlıyoruz ki Allah'tan bu konuda bir emir geldikten sonra daha hala o muameleyi mubah sayan, Allah'ın bu noktadaki emrini hiçe sayan bir mantıkla, mantaliteyle hadiselere bakan kimselerle alakalı Allah onların ebedi cehennemlik olduğunu söylemiş olmakta. Onu da ayetin sonundaki şu cümleden anlıyoruz. Ve men ade kim faize geri dönerse. Ama burada hemen ca'ehu mev'izatun min rabbihi fentaha felehu ma sele ve men ade orayı söyleyeyim. Kim faize geri dönerse. Faize geri dönerken Allah'ın yasakladığı bu hükmü kabul etmeyerek buna geri dönerse o cehennem hesabındadır. O orada ebedi kalacaktır diyor. Ayetin başındaki bizim zihnimizde oluşabilecek istifhamın ayetin devamındaki cümleler açabiliyor. Ayet içinde bütünlük olabilir. Ayetten o bütünlüğü çıkartamazsanız ayetin üstündeki ayetle bağlantısını kurarak siz yani o noktada müşkilinizi çözebilirsiniz. Mesela Maide suresinin başından okuyorum. Diyor ki ayet-i kerimede. Ey iman edenler! Evfu bil okud. Yaptığınız akitleri yerine getir. Devamında diyor ki size haram oldukları okunacak olanlar dışında kalan hayvanlar size helal kılındı. Bak size okunacak olanlar dışında kalan hayvanlar size haram kılındı. Buradan anlıyorsunuz ki okunacak olanlar daha okunmadı. O zaman diğer ayete bakıyorsunuz. Mesela başka bir örnek vereyim. Hurrimet aleyküm. Size haram kılındı. Ne haram kılındı? Ümmehatüküm.
analarınız ve benatüküm kızlarınız ve akabatüküm ve ammatüküm. Halalarınız, teyzeleriniz, süt kardeşleriniz, süt anneleriniz sayıyor, sayıyor, sayıyor. Devamında peki başkasıyla evli olan insan, bir bayan bir başkasıyla evlenebilir mi? Hemen ona da cevap veriyor. O da bir sonraki ayette. Ne diyor? Vel muhsanatu minen nisai, kadınlardan evli olanlar da size haram kılındı. Haram kılınanların listesini siz ne yapmış oluyorsunuz? Kur'an'ın bir sonraki ayetinden hareket ederek anlamış olabiliyorsunuz. Bununla alakalı daha başka şeyler de söylenebilir. Yani mesela bir ayet-i kerimede Fatiha'yı örnek vereyim. Namaz kılıyorsunuz. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn, sadece sana kulluk eder, senden yardım isteriz. Bizi doğru yola ilet. İhtinas sıratal müstakîm. Nasıl bir yol? Sıratal lezîne en'amt aleyhim. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna. Ayet 6. Fatiha'nın 6. ayeti. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna bizi ulaştır diyorsunuz. Kim bunlar? Bunların kim olduğunu Nisa suresi ayet 69'da anlıyorsunuz. Kur'an'ın bir ayetindeki kapalı kısmı başka bir ayetten hareket ederek anlamış oluyorsunuz. Nisa 69'da ne diyor? Kim Allah ve Resulüne itaat ederse, işte onlar bilsin ki Allah'ın kendilerini nimetlendirdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle onlar beraber olacaklardır. Onlar ne güzel arkadaşlardır. وَمَنْ يُتَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ فَاُلَّاكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَى وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنُ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. Demek ki sıratallezine en'amtu aleyhim, ya Rabbi bizi kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Kim onlar? Nisa 69'a bakarsan görürsün. Demek ki Kur'an'ı kendi bütünlüğü içerisinde anlama çabası içerisinde olmamız lazım. Bakınız En'am suresinde geçer. Ayet 81 diye hatırlıyorum ama açalım. Ayet 82'miş. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Onlar iman ettiler. İmanlarına zulüm karıştırmadılar. İşte onlar kıyamet günü güven içerisindedirler. Kılavuzluğu, doğru yolu bulmuş olanlar, doğru yolu elde etmiş olanlar onlardır. İmanlarına zulüm karıştırmamış olanlar. Sahabiler gelmiş ya Resulallah. Hangimiz hayatında zulme bulaşmış değil ki, hepimizde vardır diyerek bu noktada durumlarını arz etmişler. Siz bilmiyor musunuz Lokman oğluna ne diyor? Ya büneyye la tüşrik billah. Yavrucuğum Allah'a ortak koşma. Lokman suresinde geçer. Allah'a ortak koşma. İnne şirke le zulmün azim. Şirk büyük bir zulümdür diye söylüyor ya. Ayet 13'te, Lokman 13, inne şirke le zulmün azim. Yani onlar iman ettiler. En'am suresi 82'yi şöyle izah ediyoruz. Onlar iman ettiler. İmanlarına zulüm karıştırmadılar. Yani ne karıştırmadılar? Şirk karıştırmadılar. Nereden anlıyoruz? En'am 82'yi Lokman 13 ile anlıyoruz. Yani bunun örneklerini daha çoğaltabiliriz. Kur'an'ı anlarken, Kur'an'ın kendi içindeki bütünlüğü almadan okursanız hata edebilirsiniz. Yani hocam Kur'an-ı Kerim kendini tefsir ediyor. Evet, tabii ki. En iyi tefsir, Ziya abi, en iyi tefsir Kur'an'ın Kur'an'la tefsiridir. Sonra Kur'an'ın sünnetle tefsiri, sonra Kur'an'ın sahabe kavliyle tefsiri, sonra Arap işte sözlüklerden, işte diğer şeylerden istifade ederek tefsir diye, yani hiyerarşik tefsir sıralamasında Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri, Kur'an'ın sünnetle, Kur'an'ın sahabe kavliyle diye gider. Biz buna rivayet tefsiri de deriz. Yani o hiyerarşik şeyi de dikkate aldığımızda. Bakın daha çarpıcı bir misal vereyim. Bütünlüğün, kendi bütünlüğü içerisinde anlamamızla alakalı. İbrahim Aleyhisselam'la babasının arasında bir diyalog anlatıyor Kur'an.
İbrahim Aleyhisselam babasına demiş ki, babacığım, la ta'budu şeytan, şeytana kulluk etme. İnne şeytana kâne lirrahmane asiyya. Meryem suresi 40 küsürde başlar. Babacığım, işte şunu yapma, babacığım bunu yapma. İbrahim Aleyhisselam bu daveti ona yapmış değerli abilerim. Babası demiş ki, اَرَادِمُنْ اَنْتَ عَنْ آلِهَتِ يَا اِبْرَاهِمْ Benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun ey İbrahim? لَاِنَّمْ تَنْتِهِ Eğer yüz çevirmezsen لَاَرْجُمَنَّكَ وَاَشْشُرْنِ مَلِيَ Ayet 47, 46 Seni taşlarım. Defol git demiş. İbrahim Aleyhisselam diyor ki selamun aleyk. Sana selam olsun. Senin için Rabbim'den af dileyeceğim. Çünkü o bana karşı bir töfkardır. اِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيَّ İbrahim Aleyhisselam'ın bu diyalogundan babasına dua edeceğini anlıyoruz. Ama Şuara suresinden de görüyoruz ki ayet 80 küsür. Gafir li ebi innehu kâne mine dâlin. Orası çıktı. Babamı bağışla. Ayet 86 Şuara. Babamı bağışla. Çünkü o babam talalettedir. İbrahim Aleyhisselam babası için dua etmiştir. Söz vermiştir. Sözünü de yerine getirmiştir. Sizin çok iyi bildiğiniz, okuduğunuz Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab beni bağışla, anamı babamı bağışla duası da İbrahim Aleyhisselam'a aittir. Mekke'deki Müslümanlar bunu duyunca işte bu ayetleri ya Resulallah biz de işte babalarımız için dua edebilir miyiz? Velev ki müşrik de olsa olur mu? Bunun üzerine Tövbe 113 ve 114 nazil olmuş. Ne diyor? Ne peygamber için ne de müminler için olur şey değildir. Müşrik oldukları ortaya çıktıktan sonra velev ki çok yakınları da olsa dua etmeleri yakışmaz ayetiymiştir. مَا كَانَ لِنَّبِيِّ وَلَّذِينَ اَمُنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُشْرِكِينَ Bunu kardeşimiz için okuyorum herhalde. Siz Arap memleket مِنْ اَيْنْ اَنْتَ مِنْ نِجَرِيَ Yani onun için okuyorum. مَا كَانَ لِنَّبِيِّ وَلَّذِينَ اَمُنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُشْرِكِينَ diye başlayan ayet. Ne peygamber ne müminler. Müşrik oldukları ortaya çıktıktan sonra onlar için dua etmeleri olur şey değildir. İbrahim'in babası için yaptığı duaya gelince bu ona karşı verdiği bir sözden dolayı idi. Ne zaman ki babasının müşrik olduğu ortaya çıktı, İbrahim ona dua etmekten uzaklaştı. Ayet 114 Tövbe. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌ لِلّٰهِ تَبَغْضَ مِنْ İbrahim babasına dua etmekten uzaklaştı. Anlıyoruz ki İbrahim'le alakalı Meryem suresinde ne diyor? Senin için dua edeceğim diyor. Şuara suresinden görüyoruz ki ayet 86'da babamı bağışla diyor. Ama duada etmiş mi İbrahim Aleyhisselam? Rabbena gfirli ve li valideyye de demiş mi? Demiş. Ama Mevla mümtehinede işi tamamlıyor. Mümtehinede diyor. Mümtehine 4. İbrahim'de ve İbrahim'le beraber olanlarda sizin için örneklik vardır. Ancak bir konuda İbrahim'i örnek edinmeyin. O da babası için yaptığı duadır. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اِلَّا قَوْلَ اِبْرَاهِيمَ لِيَب۪يهِ وَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا اَمْلُكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْعَ Bütün, yani bütüncül bir okuma yapmazsanız, bir ayetten hareket ederek buradan açtım, buradan okudum. Burada bir şey ver diyor. Burada da İbrahim'in duası var. Rabbena atina fi dünya hasene ve fil ahirete hasene. Orası şu anda önümde. Bunu anlamak için abi başka yerlerde bununla alakalı eğer varsa bir açıklama onu dikkate almadan okursak hata ederiz. Bununla alakalı daha fazla örnekler verilebilir. Bu misalle yetiniyorum. Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışırken Hazreti Peygamber'in siretini ve bununla alakalı varsa açıklamasını dikkate almadan Kur'an'ı anlamaya çalışırsa yine biz hata ederiz. Peygamberin sünneti. Değerli kardeşlerim, peygamber hani birinin tabiriyle söyleyeyim bir ara kablo değildir. Sadece vahyi bize getiren değildir. O vahyin canlı bir uygulayıcısıdır. En büyük müfessiridir. Canlı Kur'an'ıdır.
nasıl tatbik edileceğini, ahkamın biz nebiden öğreniyoruz. Kur'an namaz kılın der. Ve akimus salate ve atuz zeka. 30 küsur ayette. Zikirle alakalı ayetler sayarsanız 300 küsur ayette zikretmeyi emreder. Ama nasıl? Namazı nasıl kılacağız? Hani ismi lazım değil. Sadece Kur'an'la yetinenlerden birisi televizyon karşısında bir namaz kılışı var. Yani Allah ona da bize de hidayetini lütfeylesin. Komik kaçıyor. Yani İslam geleneğini tarihten bugüne uygulamaları göz ardı ederek, vardır hataları, yani selefin hataları varsa onları kenara iteriz ama bütünüyle peygamberin uygulamalarını, tatbikatı, bu sosyolojik bir vakadır yani, bir tatbikat var. Bunları hepsini kenara it, sen tek başına Kur'an'ı uygulamaya çalış. Bunun bu bir akımdır, maalciler olarak da bildiğimiz insanlardır. Yani bunları çoğaltabilirsiniz. Sadece bize Kur'an yeter diyen, yani. El-Kur'aniyun diye Pakistan'da bir bu ekolün temsilcileri var, Kur'ancılar. Bundan başka hiçbir şey kabul etmiyorlar. Türkiye'de de maalci diye bunlar bilinirdi. Allah büyüktür dururlar. Hamd alemler Rabb'a Allah'a mahsustur diye başlayan. Ama tek rekatta namaz kılarlar. Namaz kaç rekat? Sabah namazının farzı kaç rekat? Öğlenin farzı kaç rekat? İkindi kaç? Akşam kaç? Yatsı kaç rekat? Vitir var mı? Bunların hiçbirini siz Kur'an'dan bulamazsınız. Onun için Peygamberimiz buyuruyor ki Sallu kema ra'aytumuni usalliye. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle kılın. Ne diyor Peygamber? Huzu anni menasikekum. Haccın menasikini, haccın uygulanış rükünlerini benden al. Zekat malın 1/40'ından verilir değil mi? Kur'an'da mı geçiyor? Kur'an'da 1/40 geçmez. Zekat ver. Zekat verin der, tamam. Şunlara verin der. İnnama salatatü lül fukara, fakirlere verin, miskinlere verin, yolda kalmışa verin, müellefe kulübe verin de hangi maldan ne kadar? Deveden ne kadar? İnekten ne kadar? Koyundan ne kadar? Adetler peygamber tarafından açıklanmıştır. Bütün bunlarla ne çıkıyor? Peygamber Kur'an-ı Kerim'in mücmel olan kısımlarını mübeyyen kılmıştır. Peygamberin iki görevi vardı. Biri tebliğ, diğeri de tebyindir, açıklamaktır. Bak bunlar teknik tabirler. Tebliğ ve tebyin. Var olanı tebliğ etmek, yani bunu tebliğ etmek, bu da benim kırmızı kitabım ha. Ama bu başka. Bu Kur'an, bizim kırmızı kitabımız. Öyle kaplattırmıştım Van'da hocam. Bu 100. yıldan oradaki matbaadan kaldı elimizde. Kırmızı kitap. Ama Kur'an. Evet. Tebliğ ve tebyin. Açıklayıcı. Neyi açıklamış? Mesela Kur'an der ki Cuma günü Ya yüledine amunu idanu diye salati min yevmil cuma. Cuma günü Allah'ın zikrine çağrıldığınız zaman şey, namaza çağrıldığınız zaman fes'av ila zikrillah ve zavul bey'i zâlefim hayrâfim ikinun tâhîm. Bu ayete göre kadın da gidecek, erkek de gidecek cumaya. Yengeyi gönderiyor musunuz? Tamam, namaza cumaya. Gitmiyorlar. Evde patates söylüyor belki o esnada. Bilmiyoruz. Gidecek. Çocuk da gidecek. Büyük de gidecek. Hasta da gidecek. Sağlam da gidecek. Yolcu da gidecek. Mukim olan da gidecek. Köle de gidecek, hür de gidecek. Gitmesi gerekir. Ayete göre. Ama ne olmuş? Peygamber bununla alakalı. Hastalar için, yolcular için, köydekiler için, velhasıl onlar için kılamayabileceklerini, onların özel durumu nedeniyle onlara müsaade edilmiştir. Öyle bir gelenek oluşmuştur ki yani, kadın kılarsa cumayı olur, kılmasa da evinde onun yerine öyle yıkılarsa o da onun yerine geçer şeklinde uygulamada o günden bugüne böyle gelmiştir. Bir bebeğin evde ağlaması
emzikli bir yavrunun oradaki o feryadı karşısında İslam onun özel durumunu dikkate alarak bu noktada onlar için ruhsatlar belirlemiştir. Ne demeye çalışıyorum? Yani şunu demeye çalışıyorum. Kur'an bu noktada hükmünü mutlak manada bildirmiş, o mutlak hüküm hadisle takyit edilebilmiştir, kayıt altına alınmış. Hırsızın elini kesin. Kur'an'da böyle geçer. Buradan mı, buradan mı, buradan mı, kolun tam dibinden mi? Bunu peygamber bileklerden diyerek bize izah etmiş. Oruç, yani yemin kefaretiyle alakalı mesela. 3 gün oruç da vardı değil mi? Yani yemin kefareti, 10 fakiri doyurmak, giydirmek. Bulamazsa işte köle azadı, yoksa 3 gün oruç. Tasiyam, selafete eyyam, selafete eyyam, 3 gün oruç. Nasıl? Peş peşe mi? Ayrı ayrı mı? İşte mezhepleri ihtilaf etmiş. Mesela İbn-i Mesud'un Musaf'ında felafet-i eyyam mütetabiat geçmiştir. Musaf'ında, onun Musaf'ında peş peşe. Bundan hareket ederek peş peşe tutma görüşü benimsenmiştir. Ulemanın bir kısmı tarafından. Özetlemek gerekirse Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'in mutlak hükmünü mukayyet, yani genel ifadeleri bazen özelleştirmiş, mücmel olan, kapalı olan kısımları açıklamış, mübeyyen kılmış. Bu noktada Peygamberimiz ayetlerin açıklayıcılığı açısından önemli bir misyonu, görevi yerine getirmiştir. Suat Yıldırım diye bir hocamız var, tefsir alanında. Suat Yıldırım'ın Hazreti Peygamber'in Tefsiri isimli 2 ciltlik bir çalışması, farklı baskıları var. Kalem Yayınları'ndan, sonra Dil'den, farklı yerlerden çıkmıştır. O kitabı alırsanız Peygamberimizin tefsirine dair, açıklamalarına dair çok detaylı bilgileri oradan örnekleriyle bulabilirsiniz. Sünnetin Kur'an karşısındaki tefsirdeki konumun rolünü onunla alakalı detaylı bir şekilde oradan görmeniz mümkündür. Kur'an okurken, anlamaya çalışırken zahmet olacak ama bir tefsir usulü bitirmeden mahalle başlamıyor. Hani eskilerin bir tabiri var. Vusulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir derler. Hedefe vasıl olamamamızın nedeni usule riayet etmemizdendir derler. Onun için her şeyin bir usulü vardır. Salata yapmanın da, çorba pişirmenin de usulü olur da, hiç Kur'an'ı anlamada yöntemsizlik hiç olur mu? Onun için bizim mutlaka bir tefsir usulü kitabını öncelikle Kur'an okumaya başlamadan önce mutlaka bunu bir okumak durumundayız. Orada Kur'an metinleşme süreci var. Orada mesela bir tefsir okuyorsunuz. Dün bir yerdeydim, bir gençlerle bir Kalem Suresi ele almıştık. Hocam diyor, ben tefsirden okudum. Bu surenin vasıl harfleri mim ve nundur. Ne demek bu? Şimdi bakın, vasıl, yani fasıla harfleri olarak mim ve nun olduğunu görünce bu delikanlı buradan şey demiyor, yani bunu anlayamıyor. Hadise şudur, Nun suresinde ayetlerin sonu, fasıla harfleri ya mimli biter ya nunlu biter, onu ifade eder orada. Nun vel kalemi ve ma yesturun. مَا أَنْتَ بِنِعْمَةَ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ Hep nunlu bitiyor. وَاِنَّ لَكَ الْاَجْرَمْ غَيْرَ مَمْنُونَ وَاِنَّكَ الْعَلَى خُلُقٌ عَظِيمٌ Bak nime erişti. فَسَتُبْسِرُوا وَيُبْسِرُونَ Yani sonu nunludur. Ya min, ya nunlu olarak biter. E şimdi bununla alakalı eğer fasılanın, ayetlerin bitişi ve diğer ayetlerin başlayışının son harfi ile alakalı bu bilgiyi usul kitabından okusa belki böyle bir soru onun şeyinde olmayacak, gündeminde olmayacak. Onun için değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i malinden ya da tefsirinden okumadan önce mutlaka bir tefsir kitabından mutlaka istifade etmek lazım gelir. Esbab-ı nüzul, nasih mensuh, muhkem müteşabih, mücmel mübeyyen gibi vücud ve nezail mesela. Bütün bunlarla alakalı yani bir öz bilgi kendisinde olmalı ki bir ayet-i kerimeli kelime mesela bir harf geçer, bir kelime geçer. Atıyorum fitne kelimesi. Fitne kelimesi
Hatta sayfalara göre farklı manaları vardır. Enfal suresinden bir örnek vereyim sizlere. Diyor ki ayet-i kerimede mesela. Bakınız. Ayet 25. Öyle bir fitneden sakının ki içinizden sadece zulmedenlere isabet etmeyecek. Hepinizi içine alacak. وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّ. Buradaki fitneden kasıt azaptır. Yani bu neyle alakalı? Şunla alakalı. Sizler iyiliği emreder, kötülüğü nehyederseniz ne ala. Ama bu sorumluluğu yerine getirmezseniz o topluma umumi bir bela, o görevi yerine getirmemekten dolayı uyarıyı yapmadığınız o sıkıntı toplumun tümünü içine alırsa sadece o kötülüğü yapanları değil, sessiz kalan diğer kısımları da içine alacak demektir. Onun için bu ayet-i kerime bununla alakalı. Ses çıkartmadığınız zaman bela sizi de bulur. Peygamberimiz hani bunu anlatırken sizin durumunuz bir gemide giden insanların durumu gibidir. Geminin bir kısım insanları kamera kısmında, bir kısmı güverte kısmında yerleşmiştir. Aşağıdakiler su ihtiyaçlarını yukarıdan görüyorlardı. Ama zaman içerisinde onlar bu aşağıdan gelen, aşağıdakiler yukarıya çıkıp onlardan su isteme işini bıraktılar. Oraya bir delik delerek biz geminin altından su ihtiyacımızı giderelim demeye başladılar. Eğer aşağıdakilerin bu yaptığı yanlışa yukarıdakiler müdahil olmaz, engel olmazsa o gemi su alır, hepsi batar. İslam toplumu da bir gemiye benzer. Toplumda yanlışlar yapıldığı zaman ikaz mekanizmasını o işi bilenler ikaz edip uyarmazsa bela geldi mi sadece o kötülüğü yapanlar değil, seni de beni de afet beni de kuşatabilir. Bu bağlamda ayetteki fitne azap anlamında, ceza anlamında. Hemen karşı sayfada bir ayetler var. Orada diyor ki bilin ki mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir fitnedir diyor. Orada da fitne geçiyor. İnnemâ envâlüküm ve evlâdüküm fitne. Oradaki fitnenin anlamı ne? İmtihandır. Bak. Bir önceki sayfa 25. ayette ceza, 28. ayette ise imtihan olarak geçiyor. Sayfayı çeviriyorum. وَقَاتُلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُنَ فِتْنَ ayette 39. Yeryüzünde fitneden eser kalmayıncaya kadar Allah yolunda savaş. Orada da ulema diyor ki buradaki fitne de şirktir. Evrende, yeryüzünde, dünyada şirk bitinceye kadar mücadeleniz, kavganız, fikri mücadele devam edecek. E burada da bakıyorsun fitne başka bir anlamda kullanılır. Yani bir kelime bir yerde geçer, bir anlam ifade eder. Aynı kelime başka yerde geçer, farklı bir anlam ifade edebilir. Bunu bilmezsek biz buna vücud ve nezair ilmi diyoruz. Vücud bir kelimenin birden fazla anlama gelmesidir. Fitne buna örnek. Nezair de birden fazla kelimenin aynı anlama gelmesidir. Cehennemin bir adı cehennemdir. Bir adı nardır. Bir adı nedir? Sakardır. Bir adı hutamedir. Hepsi cehennem. Hutame. Biz onu hutame yatacağız. Bak hutame de cehennem. Nar da cehennem. Sakar da cehennem. Hani birileri sakarı bilgisayar ekranı diyor ama çok komik kaçıyor. 19 meselesini gündeme getiren Edip Yüksel ve onun gibi düşünenler aleyha tis'ata aşar. O sakarın üzerinde 19 vardır ifadesinden. Cehennemdeki 19 görevliyi bilgisayar ekranı olarak izah ediyor. Biz ayetleri anlarken bağlamına bakacaktık ya, bağlamına dikkat etmeyince insanlar bazen saçma sapan yorumlar yapabiliyor. Şimdi bilgisayar ekranı niye olamaz? Bakınız Kamer suresinin sonunda bir ayet-i kerimede diyor ki o kafirleri tehdit ederken çok manilerdir. Enteresan bir şekilde diyor ki يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ. Onlar ateşe yüzüstü sürüklenecekler. Onlara denecek ki ذُوْقُوا مَسَّ sakar. Sakarın dokunuşunu tadınız. Sakarın dokunuşu bilgisayarın dokunuşu değil ateşin dokunuşu. Ne diyor kafirlere, müminler cennetten seslenecekler? مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَكَرٍ.
Niye düştünüz bu sakara? Onlar diyor ki lem nekü minel musallim. Namaz kılmazdık. Ve lem nekü yutemül miskin. Miskini doyurmazdık. Ve künana kudumu al haidin. Bağatlarda vardık dalanlarla beraber. Hatta etanel yakin. Yakin, kesin gerçek. Ölüm bize geliverdi. Sakar, cehennem. Demek ki bu da önemli. Kur'an ilimleri konusunda, yani belki her biri bir konferans konusu, konuşma konusu. Mesela Esra'nın üstü. Ayetlerin iniş nedeni. Her ayetin iniş nedeni yok. Her surenin iniş nedeni yok ama bu bir Kur'an'ın anlaşılmasında gerçekten bize yardımcı olacak bir konudur kardeşler. Bir ayet-i kerime okuyorum. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُمْ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizin fazlından arayış içinde olmanızda size bir günah yoktur. Ne demek bu? Rabbinizin fazlından aramanızda bir günah yoktur. Nüzul sebebini bilirseniz ayeti anlarsınız. Müslümanlar hacca gittikleri zaman hem de ticaret yapıyorlar imiş. Bazıları demiş ki yahu sen hacca geldin hem de aynı zamanda hurma satıyorsun, yağ alıyorsun, bal satıyorsun, başka bir şey arıyorsun. Sen hacca değil, sen ticarete geldin diye birbirleriyle böyle münakaşa etmişler. Olur mu olmaz mı? Bu noktada daha sonradan işte peygambere de sorulmuş muhtemelen ve arkasından bu ayet etmiş. Ey müminler, hac için Mekke'ye geldiğiniz zaman saat de alabilirsiniz, ben bunu oradan almıştım. Saat de alabilirsiniz, hurma da alabilirsiniz, bilgisayar da alabilirsiniz ama işinizi, ibadetinize de katmadan onu bir vakitte, diğerini bir başka vakitte, namaza yoğunlaştığım anda hangi saati alsam diye eğer zihnin hala dükkanlarda ise, orada dolaşıyorsa, Kabe'de tavaf ederken bu yanlıştır. Ama iş zamanı iş, ibadet zamanı ibadetini yaparsan, hac zamanında elbette ki orada senin ticari bir faaliyet yapman günah değildir. Dolayısıyla ben özetle şunu söyleyeyim. Esbab-ı nüzul, nasih mensuh, muhkem müteşabih, mücmen mübeyyen, garib-ül Kur'an gibi bütün bu konularda yani amatörce de olsa kabaca bir bilgilenme anlamında 200-300 sayfalık bir kitabı, bir özeti okuduktan sonra Kur'an okumaya başlarsak sayfayı açtığımızda burada ben okuduğum mesela ya yüzüne amanet okullah hakka tukadihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey iman edenler Allah'tan Allah'a yaraşır şekilde korkun. Başka türlü ölmeyin, Müslümanlar olarak ölün. Bu ayet sahabeye çok ağır gelmiş. Sonradan bu ayeti hafifleten Tekabün suresinde bir ayet inmiş. Ne diyor orada? Fettekullah mastatun. Gücünüz yettiği kadar korkun. Sahabe biraz hah demiş, biraz ha gücümüz yettiği. Herkes kendi takva durumuna göre, haline göre korkabildiği kadar korksun. Ne oldu? Az önce okuduğum Âl-i İmrân suresinin 103. ayeti, işte Tekabül suresinin 16. ayeti ile beraber düşünülerek zihninde daha iyi bir yere oturacak demektir. Bu noktalarda bilgimiz olacak. Ayetleri okurken bir kere o tarihe gitmek durumundayız. Ayetin nüzul dönemine, indiği dönemin ortamını bilmezseniz ayeti anlamada da sıkıntı yaşarsınız. Bakın bir ayet okuyacağım. Çok iyi biliyorsunuz. Külü ve şerebu ve lafı şükür ne hulayı bölmüştür. Yemeklerden önce ziyafeye bakıyoruz değil mi? Yeyiniz içiniz israf etmeyiniz. O ayetin bir parçası. Ya beni Adem'e, ey Adem oğlu. Hudu zinetukum inde kulli mescidin. Her mescide girdiğinizde üzerinize zinetinizi alınız. Yeyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Ne demek? Camiye gelirken kravatınızı yakışıklı, şık elbiselerle giriniz. Entari, fısarık neyse onları takınız. Bu demek. Bu ne demek? Arap toplumunda, hani ben soru sorarak sizden cevap beklemeyeyim, uzayacak. Arap toplumunda şöyle bir adet var Mekke'de. Özellikle kadınlar
günaha girdiğimiz elbiselerle tavaf etmemiz doğru değildir diye bir şey uydurmuşlar. Ben bu elbiselerle çok günah işledim. Öylesi çıkartayım. Gece tavaf yapıyorlar ve çıplak tavaf yapıyorlar. Dolayısıyla Allah karşı sayfadaki ayetlerine şöyle buyuruyor. Ey Ademoğlu, daha önce ananıza babanıza yeme denilen ağaçtan yedirmek suretiyle onlara bir yasalı işleten şeytan sizi de farklı gerekçelerle aynı şekilde ayıp yerlerinizi gösterecek, size bir muamele yaptırmasın. Bir yanlışa sizi düşürmesin. Dolayısıyla mescitte tavaf ederken Kabe'de çıplak değil, üzerinizi, elbisenizi alın. Avret yerlerinizi örtün yani. Ya beni Adem, huzu zinetekum. Yani huzu libasekum inde kulli mescid. Tamam. Ayette kastedilen, zaten her elbise bir zinettir. Elbisenin kendisi biraz adama yakışır, yakıştırılır. Şık gösterir bizi, ayıp yerlerimizi örter, şu bu ayrı. Elbise bu anlamda ayetlerde Allah size kat enzelne aleykum libasen yuvari sevatüküm erişâ. Size süs için ayıp yerlerinizi örten Allah bir elbise indirdi diyerek elbise ile alakalı Mevla onun bizde ki boyutlarından birinin de bizim için süs ve böyle bir halin olduğunu bildiriyor. Evet, elbise önemlidir de ey müminler. وَلِبَاسُ تَقْوَى دَارِكَ خَيْرٍ. Ama en hayırlı elbise takva elbisesidir. Onu da asla yani dikkatten uzak tutmayın diye buyuruyor. Bunun dışında başka şeyleri yani maddeler halinde sıralamak mümkün. Okurken dikkat edilmesi gereken bir iki şeyi de size ifade ederek başlıklarını söyleyeyim. Biz hidayet amaçlı bunu okuyacağız. Kur'an okurken hidayet amaçlı okuyacağız. Yoksa ön yargılarla Kur'an okumaya başlarsanız ondan istifade edemezsiniz. Ön yargılarınızı bir kenara bırakacaksınız. Mezhebinizden de kaynaklanabilir, meşrebinizden kaynaklanabilir. Zihninizde daha önceden Kur'an'la alakalı var olan bilgilerin muhtemelen doğru ama yanlışlığı da muhtemeldir diyerek Kur'an'ın kendi bilgilerinizin sağlaması için okuyacaksınız. Bilgilerinizin ispatı için bakarsanız yanlış, yani Kur'an size uyar, siz Kur'an'a uymazsınız. Böyle bir tehlike gündeme gelebilir. Hani Kur'an'a uyanlar ve Kur'an'ı kendilerine uyduranlar diye iki hani zümreden bahsedilir. Bu anlamda buna dikkat etmek durumundayız. Ön yargı mezhepten gelebilir, başka şeyden gelebilir. Öğrendiğimiz bir takım bilgiler var. Bunlardan gelebilir. Bu noktada biz ne yapacağız? Bunu dikkate alarak bir okuma yapmak durumundayız. Takva duyarlılığıyla okumak durumundayız. Bakınız kardeşlerim. Kur'an'ı yaşamayan Kur'an'ı bütün bütün anlayamaz. Dinin ameli boyutu itibariyle onu yaşayan bir, pratize eden bir mümin duyarlılığının bizde oluşması lazım. Çünkü Mevla buyurur ki وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجَعَلُهُ مَخْرَجًا. Allah'tan korkanın Allah ona bir çıkış yolunu nasip eder diye buyurur. Onun için iyi istifade etmenin yolu iyi bir mümin dindarlığından geçer. Onun için Kur'an'ı anlamada amel çok önemli. Amelsiz Müslümanlık pek anlamlı değildir. Bakınız, onun için Kur'an kendisini anlatırken Elif la mim zelkel kitabu la raybe fi huden lil muttakin, takva sahipleri için o bir hidayet vesilesidir. Peki hocam, Müslüman olmayan okumak? Tabii ki okuyacak. Huden lil nas diye de var. Şehr-i Ramazan'ı lezi unzile fi lugan huden lil nas. Yani insanlar için de Kur'an hidayet edicidir. Ön yargılı, koşullu bakmamak kaydı şartıyla ondan istifade etmeye niyet ederek Kur'an okuyanı elbette ki Kur'an onu da maksadına, gayesine, hedefine ulaştırır. Ama bütün yani mükemmel bir hidayet elde etmenin yolu ona bütünüyle yürekten öğrendiklerini hayatında tatbik etmekle yani orantılı bir
bir şeydir. Onu da dikkatten uzak tutmamak lazım. Ne zaman okumalı derseniz, özel vakitleriniz olmalı Kur'an'a. Allah'la randevuleşmelisiniz bu anlamda. Bu randevunun en güzel vakti gecedir. Rabbimiz Müzzemmil suresinde قُمُ الْلَيْلِ gece kalk. وَرَتِّلُ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا tane tane Kur'an'ı oku diyor. Kur'an'ı tane tane oku diyor. Ve devamında buyuruyor ki اِنَّ نَاشِئَةَ الْلَيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَضْعًا وَاَقْوَمُ قِيلًا gece ibadeti, gece okuyuşu sözün kalıcılığı açısından daha etkilidir. Bakınız maalesef ki gerçekten gece yapılan şey yani ibadet naşiyetel değil. O daha baskılı ve söz açısından daha tesirlidir. Hem gece namaz kılmak zor ise de okunan Kur'an'ı anlama bakımından daha etkilidir diye mana vermiş. Gece yapılan ibadet daha etkili, söz zihne daha giricidir. Teheccüd namazı ile Allah Kur'an'ı okumayı beraber zikretmiştir. Gece kalk, Kur'an oku. Nerede oku? Namazda oku. Ama peygambere söyleniyor bu arkadaşlar. Peygambere söylenen Kur'an okuma herhalde okuduğunu da anlıyordu. Onun için ya eyyuhel müzzemmil kumul leyle illa galile diye buyurularak gece insan Kur'an'ı namazda okurken öyle kendini vermeli ki gecenin berraklığı, zihnin arılığı, duruluğu bu anlamda hepsi sizin Kur'an'la buluşturmaya tabii ki katkıda bulunacak demektir. Onun için gece okuduğundan olacak. Peygamber öyle okumuş ki Kur'an'ı gece bir ayete diyor geldi baktım diyor kıyamda hep o ayeti tekrar ediyordu. Azap edersen onlar senin kulların. Bağışlarsan sen azizsin, hikmet sahibisin maalindeki اِنْ تُعَزِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ayetini kıyamda okudu, rüfüye indi, rüfüde okudu, secdeye vardı, orada okudu. Hatta asbaha, sabah oluncaya kadar peygamber bu ayetleri namazda tekrar etmişti. Nasıl bir okumaysa, nasıl kendini ayete kaptırdıysa, onun için bizim de bu anlamda Allah'la buluşma, Kur'an'la, Kur'an vasıtasıyla Allah'la buluşmayı bununla alakalı özel, sakin, zinde bir vaktimizi ona ayırmamızı gerekli kılar. Bu sabah namazı sonrası olur, bu gece olur. Sizin bir vaktiniz vardır. Gündüz böyle sağda solda değil, tenha bir yere çekilip böyle bir okuma yapma çok önemli bir şey. Bakınız ayetin devamında da söyler. Niye gece oku? İnne leke fin nehâli sebhan davîlâ. Çünkü senin gündüz değil uzun boylu işlerin vardır. Meşgalen çoktur. Gündüz onlara geceyi bana ayır. Diyor Mevla. Ben senden özel bir zaman istiyorum. Hani Avrupalıların gerçekten anlayacak güzel şeyleri de var. Bir bakan İşte şu gün sizinle buluşabilir miyiz demiş bir başka heyet, bir başka ülkeden gelince. O gün olmaz, o gün benim randevum var. Randevum var, o gün dolu diyor. Sonra kime randevum var diye sorunca çocuğuma söz verdim. O gün onunla beraber olacağım. Çocuğunu, yani çok önemli bir yetkili biri geliyor bir başka yerden. Onunla mukayese edilince tabii ki salla gitsin deriz. Bizim mantık öyledir ama o gün benim çocuğuma randevum var. Bu çok önemli bir şey. Biz acaba Allah'la, Kur'an'la ne zaman randevuleştik acaba? Yani ne zaman Kur'an-ı Kerim'i baştan sona bitirdik? Ben ilahiyatta öğrencilerimize senenin başında söylerim Kur'an mutlaka bitecek, maal bitecek. Ama inanın bitiren %10'u, %20'yi bulmuyor. Yani nedense Kur'an'la böyle bir buluşmayı biz bir türlü beceremedik. Halbuki insanlar Kur'an hastası olmalı. Onun derdiyle dertlenmeli. Bununla böyle bir buluşmayı nedense insanlarımız yapmıyor. Ama
Peygamber toplumunu, sahabe toplumuna baktığınız zaman onunla bitirmiş olayım. Ben diyor Esma binti Ebu Bekir'i gördüm. Evinden dışarı çıkmış bir yerlere gidiyordu. O esnada dudaklarından "Femennallahu aleyna ve vakana azabessemûn." Allah insanların hücrelerini işleyecek bu ateşten bizi korumakla bize lütufta bulundu diye cennetliklerin o cennetteki Allah'a yakarışlarıyla alakalı o ayeti tekrar ediyordu. "Femennallahu aleyna ve vakana azabessemûn" diyordu. Sonra öğleden sonra mıydı neydi? Bir daha gördüm Esma'yı. Esma'nın hala dudaklarından "Femennallahu aleyna ve vakana azabessemûn" ayetleri hala dudaklarından efendim çıkıyordu. Demek ki böyle bir okuma, böyle bir bu anlamda böyle bir derinleşme bu farklı bir şey. Öyle okuduğu için Ömer 12 yılda Bakara'yı bitirmiş. Bitirince ne yapmış? Çok şükür diye deve kurban etmiş. 12 yılda biten Bakara. Oğlu İbni Ömer de 8 yılda Bakara'yı bitirdi derler. Hani hatimler vardır, farklı farklı hatimler. Hani benim işte haftada bir bitirdiğim hatmim var, ayda bitirdiğim var, yılda bitirdiğim var, hala başlayıp da bitiremediğim hatimim var diyen alimler vardır. Demek ki farklı okumalar. Hani düşünmeden okumalar, işte Ramazan'da okumalar, bir de böyle belki hani farklı bir okumalar yapmalı. Bir sayfayı geçmemeli belki, bu sayfayı ben mesela nüzul sırasını dikkat alarak okuma yapabilirsiniz. Alakla başlar, kalemle devam eder, müzzemmil, müddessir diye devam eder. Nüzul sırasını dikkat alarak okursanız, vahyin başladığı 610 ile başlarsınız, bittiği 632 ile vahiy de bitirebilirsiniz. Böyle okuma yapabilirsiniz. Bütün ayetlerin rakamsal olarak ne zaman indiğini bilmiyoruz. Ama takribi Mekki olanın, Mekke toplumunun halini, durumunu bize arz eden bir yapısının olduğunu dikkate alırsanız, ayeti anlarken mesela ben Hudeybiye'yi okur, Hudeybiye anlaşmasını İslam tarihinden okuyacaksınız. Mesela Asım Kökşer'den Hudeybiye'yi okuyun, arkasından Fethi okuyun, ballı kaymak okuyun. O zaman çok farklı bir anlam oturuyor. Bedir Harbi'ni okuyun, sonra Enfal Suresini okuyun. İslam tarihiyle birlikte onu beraber okursanız, o zaman ha demek ki Allah-u Teala burada bunu demek istiyormuş, burada bunu demek istiyormuşu daha iyi anlamış olursunuz. Bu da önemli bir şey. İslam tarihiyle ayetler arasındaki bağı kurmak açısından. Yani tefsir okurken İslam tarihi de bilmek lazım mı? Eyvallah. Tabii ki bileceksiniz. Bilmeyince insan zaten ayet size oturmuyor. Zihninizde. Ebu Leheb'i iki yere okursun. Zaten de kurudu ya. Ne malı ne evladı bana fayda vermedi. Devam ediyor. Ne demek? Ne mi demek? Şu demek. Peygamber önce ailesini çağırır, akrabalarını. Ve enzir aşiretekir akrabinden sonra çağırır. Onlara yemek yedirir. Sonra der ki değerli yakınlarım, değerli büyüklerim, amcalarım. Biliyorsunuz beni tanırsınız. Sizden ben bir ferdim. Ben bir kutsal görevle görevlendirildim. Allah'ın elçisiyim. Bu toplumun içinde bulunduğu bu sıkıntıdan kurtarmak üzere Mevla beni seçti. Ben önce size bunu duyuruyorum. Geliniz bu dine sizler iman ediniz. Teslim olunuz. Hay iki eli kuryasıca. Bizi buraya bunun için mi topladın? Tebbet yeden lek diyerek Ebu Leheb orada peygambere beddua edecektir. Peygamberimiz Aleyhisselam daha sonra Mekkelilere bir tepeye çıkıp "Ey Mekkeliler, beni nasıl bilirsiniz?" diye onlara da önce kendisini anlatır. "Sen doğrusun, eminsin, güvenilirsin" demişlerdir. Peki şu efendim dağın arkasında bir düşman toplanmış desem inanır mısınız? İnanırız. Öyleyse ben yine doğru söylüyorum. Ben Allah'ın elçisiyim deyince
Hayır iki eli kuru yasıca. Bizi buraya bunun için mi topladın diyecek olan kişi yine aynı kişidir. Bitmedi. Peygamberimiz hac münasebetiyle çevre kabilelerden insanlar geldiği zaman onları Ebu Bekir'le beraber olup onlara İslam'ı anlatmaya çalışır. Peygamber Ebu Bekir'le beraber onlara bir şeyler anlatır. Hemen gidince Ebu Leheb damlar. Onu dinlemeyin. O benim yeğenim. O delidir. O şöyledir, o böyledir diye Efendimiz'i kötülemektedir. Bütün bunları yapıp yapıp eşiyle olan eşlik etmektedir. Gittiği yol üzerinde bütün bunları yapmaktadır. Kapatıyorum kardeşler. İşte bunun üzerine herkesten çok senin iman edip ona destek olman gerekirken ey işte yol yordan bilmez, usul erken bilmez melun insan, davetli insan, rezil insan. Bir de tutmuşsun o peygambere iki eli kurusun, kurusun diyorsun. Senin iki elin kurusun be. Denilerek ayetler böyle bir düzlemde tarihsel şartlarda inmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in yani İhlas Suresi'nin bir tarihsel arka planı vardır. Felah Nas'ın bir arka planı vardır. Maun Suresi'nin arka planı vardır. Bunları dikkate almak için de tarihsel koşulları, şartları, ortamı dikkate alarak ayetleri okumak lazımdır. Vesselam. Ben beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana ayrılan süreyi ayarı açtım herhalde. Sorusu olan varsa... Sorun var mı? Kısaca şöyle bir şey yapırsanız. Mesela bazen okuyoruz hocam, Kur'an-ı Kerim'i bir namazda İmam Azam Efendimiz bitirmiş diye yahut da bir günde hatim edenler var diye. Onlar nasıl oluyor? Onu ben anlayamıyorum. Yani manevi olarak mı okunuyor? Öyle bir hızla olmaz çünkü diye. Evet, yani bunu Ebu Hanife'nin sürekli yaptığını düşünmek mümkün değil. Ama bazen insanlar bitirir mi bitirir. Bir hani Ramazan gecesi başlasak bir bitirelim mi desek. Hani bunu bazen insanlar denemiş olabilir. İmam Şafii için Ramazan'da 60 hatim yaptığı söylenir. Birisi gündüz birisi gece yaptığı söylenir. Az önce sizlere aktardığım o şeye göre yani okuduğunu anlama çerçevesinde bakarsak bu çok uygun bir okuma şekli değildir. Ama insanlar hani Kur'an-ı Kerim bir de ibadet kitabıdır ya. Evet. Hani gönül coşar. Kendi dünyasında nafile bir ibadet olarak teravihde başlar. Yani bitirebilir mi? 6 saatte biter bu. Ama bu nasıl bir bitirmedir? Çok seri ve hızlı okuduğunuz zaman biter. Nasıl biter? Saat 9'da başlarsınız. Kendi başınıza okuyorsunuz. Yani saat 4'e doğru bitebilir. Yani biliyorsunuz teravih namazında ayakta da okuyabilirsiniz. Yorulunca oturabilirsiniz. Böyle bir imkanınız da var. Ayakta biraz devam etmiştir. Sonra oturmuştur. Biter mi? Yani iyi bir hafız bitirebilir. Onlarla bu çerçevede bunu yani iki rekatta bir namazda hatim yaptığı Ebu Hanife için de anlatılır. İmam Şafii için anlatılır. Başka benzer Ahmet bin Hanbel'in Kadir gecesinde yani bir gecede yani iki rekatlik namaza Kur'an-ı Kerim hatmettiği söylenir. Bunları yani iyi bir hafız için ben Erzurum'un bir kardeşimizi biliyorum. Bir gün deneyelim hocam dedi bana Van'da. Deneyelim dedim. Tabii vakit de uygun olmadı. Yani o zaten hatimle namaz kıldırıyordu. Yani böyle bir denemeyi bile düşündük. Eski insanlar, selef bizim gibi de değil böyle. Hani biraz daha böyle dindar ana halleri de var. Sürekli zaten saatlerce süren bir ibadet. Biliyorsun bugün Mekke'de, Medine'de Ramazan'da orada bilmiyorum bulunmuşsunuzdur. Yani teheccüd namazı 1,5 saat sürüyor. Yani 2 saati buluyor. Teravih de 2 saat, 4 saat sürekli namaz olabiliyoruz. Yalnız başına kılsam ben yani 6 saatte biter. Ama nasıl biter? Bu her zaman olan bir şey değil. Arada bir insan bazen böyle bir Rabbim bugün ben başlayıp bir bitirmek istiyorum diyerek bunu yapabilir. Ama bu sürekli hayatı boyu yaptığı bir hadise olduğunu zannediyorum. Bu sorun doğru olacak. Müşriklere dua etmeyeceğiz diye söylediniz.
Şimdi günümüzde ateistler, ateist tanıdıklarımız var esasında, inanmıyorlar yani. Bunlara Allah'ım hidayet et diye dua ediyoruz. Hidayet et demek, o yani meşru olan bir duadır. Hidayeti nasip et demek, olur da onu bağışla demek doğru değildir. Hazreti İbrahim, vagfir li ebi, babamı affet diyordu. O noktada ikaz ediyor. Hidayet istenebilir. Yani İslam'ı ilk Ömer'den biriyle aziz kıl diye Peygamberimiz Mekke'de Ebu Cehil'le Hazreti Ömer için iki Ömer'den biriyle aziz kıl diye dua ettiği nakledilir. Yani hidayet bu anlamda istenir. Ondan mahsur yoktur. Hocam bir de ayetlerin nuzul sebeplerini anlatan bir iki kitap var ama. Nuzul sebeplerinden örneklerimiz mesela Fecir yayınlarından Esbab-ı Nuzul. Fecir yayınlar, Esbab-ı Nuzul. Onu tavsiye ederim. Salih Akdemir hocamızın, Allah rahmet eylesin, onun tercüme ettiği. O var. Vahidi'nin Esbab-ı Nüzül'ü var. Yine o da tercüme edildi. Esbab-ı Nüzül diyelim. Vahidi'nin Esbab-ı Nüzül'ü, onu alabilirsiniz. Bunun dışında bu ikisi size yeter. Yeter. Hocam bir de biz fazla insanlara vakti olmuyor biliyorsunuz. Tefsir olarak neyi tavsiye edersiniz yani bir tefsir kitabı? Yani tefsir çok hani fıkhi tefsir. Fıkhi tefsirler var. Ahkamı öne çıkartan ahkam tefsirleri var malum. Mesela Kurtubi'nin tefsiri ahkam tefsiri açısından Maliki'dir kendisi, o anlamda güzel. Ama Türkiye'mizde Hamdi Yazır'ın da hala aşıldığını söyleyemeyiz. Hamdi Yazır. Ama Hamdi Yazır'ın tefsirinin ilk 3-4 cildi çok yoğundur. Son ciltler yoğundur ama ortası mahalden öte geçmemiştir. Onun dışında mesela Diyanet'in Kur'an yolunu 5 ciltliktir. Kısa öz, bu anlamda alabilirsiniz. Yani tavsiye ben daha ziyade anlamak açısından hangisi uygundur diye onu anlayabilmek. Hani Kur'an'ı okurken anlayalım dediniz ya. Ya bunların her biri sevgili abim, yani bunların her biri bize katkıda bulunur ama bütün yani bütün ayetler üzerinde detaylarıyla bize böyle hani şeyi veren insan, müellifler arasında baktığımız zaman her çağda yazılmış olanlar o çağın rengini bize veriyor. Onun için istediğinizi bir tefsirde bütünüyle bulamayabilirsiniz. Yani bizim mesela Türkiye'de yapılmış Süleyman Ateş'in tefsiri var, bilirsiniz. Onun dışında Celal Yıldırım'ın tefsiri var. Osmanlı'nın son dönemi, işte Mebuslu da var. Hülasetül Beyan, Mehmet Vehbi Efendi, onun tefsiri var. Onun dışında işte Bayraktar Bayraklı, İstanbul Marmara İlahiyat'ın, onun tefsiri var. Ama hangisini okursanız okuyunuz, bir ihtiyatı, yani dikkate alarak, yani söylediği her şeyin doğru olduğunu da iddia etmek mümkün olmayacak. Onların kendi yorumlarına dair açıklamalarında da dikkatli hareket etmek lazım. Diyanet'in hangisidir? Kur'an yolu, Kur'an. 5 ciltlik. Onu internetten bile rahatlıkla indirilebiliyor. Rahatlıkla yani yolda bile okumak mümkün. Evet. Teşekkür ederim. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstifade ettik. Kur'an'da birçok yerde Kur'an'la ilgili hüküm ve hikmet ibaresi geçiyor. Hükmü anlıyoruz da hikmet konusunda şöyle kısaca. Yani hikmet, mesela biz ona hükmü, hikmeti tabir olarak daha çok peygamberlerle alakalı geçer. Hani derin bilgi anlamına gelir. Yani insanlık için faydalı olan, faydalı olan bilgi türü olarak ifade edilir. Mesela o hikmeti dilediğine, yü'til hikmete men yaşa, Allah dilediğine hikmet verir. Kime hikmet verdiyse ona çok hayır bahşetmiş demektir diye geçer. Mesela Bakara 269. ayette biz Lokman'a hikmeti verdik de. وَلَقَدْ عَتَيْنَا لُقْمَانَ حِكْمَةَ yani ifadesini kullanır. Yani sağlam bilgi demek aslında hikmette bu var. Hüküm de aslında sağlam bilgi boyutu var. Onun için hakim işi bağlama o anlamda yani aralarını bulma, işi sıkıca bağlama anlamında. Nitekim dizgin de oradan, Arapçadaki şeyden olarak o manadan türer. Dolayısıyla hikmeti bizim alimlerimiz daha çok
Mesela sünnetle eşdeğerde görmüşler bir kısım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu anlamdaki mesela işlemine işaret ederek Cuma suresinde misal vereyim. O peygamber onlar yuallimuhumul kitabe vel hikmete. O peygamber onlara hani içinizden size bir peygamber gönderirdi, ümmi bir peygamber. O peygamber size kitabı okumakta ve hikmeti öğretmekte diye geçer. Hikmet orada sünnet olarak Kur'an dışında Kur'an'ı açıklayan yani anlamlı, derinlikli sözler manasında kullanılmıştır diyebiliriz yani özet olarak. Hocam Fatiha suresinde bize nimet verdiğin kişilerin yoluna ilet dediniz. Bunun, bu nimet verdiğiniz kişiler kim? Nisa 69 dediniz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i her okuyan bunun cevabını anlayabilir mi yani? Fatiha suresini müellim okuyor, bize nimet verdiği kişilerin yoluna ilet. Peki kim bu kişiler? Okudu Kur'an'ı. Sonra Nisa 69'a geldi. Dedi ki, ha işte demek ki Fatiha suresindeki ayetin cevabı burada. Bunu herkes anlayabilir mi? Yani, yani Kur'an'a kafa yoran herkes bunu anlayabilir. Tabii ki anlayabilir. Yani anlayamayacağımız ayetler var mıdır? Vardır. Biz bunlara müteşabih diyoruz. Yani çok anlamlı boyutu olan bu ayetler. Ama herkes kendi akli, melekesi nispetinde bu ayetlerle buluşursa aynı sonuca, yani bizden çok önceki dönemlerde ki insanların ulaştığı sonuca biz de ulaşabiliriz. Ama her yerde olmaz bu. Yani bir ayette bir kelime vardır, bilemezsiniz. Tıkanır kalırsınız. Ben kelimesini Ebu Bekir bilememiş, orada durmuştur. Bir başka sahabi Fatır kelimesini bilememiş. Sonra bir bedevi arabın diyor. Yani işte kuyudan su çekerken diyor, birbirlerine yapmış oldukları konuşma esnasında Fatır'ın yaratmak anlamında kullandıklarını orada anladım ki fatır demek, yaratmak demekmiş, öyle anladım diyor. Bu anlama yani ölünceye kadar devam edecek bir sürecin adıdır yani. Peki o anlayamadığımız ayetleri anlamak için ne yapmalıyız? Dışarı. Yani ne yapmamız lazım? Siz anlamaya çalışmak lazım. Anladıkça zaten şey dersiniz, onlar çok azınlıkta kalacak. Onların da zaten ulema demiş ki Allahu alem bir muradih demiş. Allah en doğrusunu bilir demiş. Yani bir mesela Zülkarneyn diye Kur'an'da geçer. Zülkarneyn kimdir? Ne zaman yaşanmıştır? Yani hakkında birçok şey. İşte İskender olduğu söylenir. Başka şeyler söylenir ama bir yerde insan tıkanmaktadır. Kur'an-ı Kerim mesela diyelim ki Elif, La, Mim, Hamim, Taha, Yasin gibi kelimeler ne anlama gelir? Bunlar grufu mukattadır. 29 sürenin başında yer alır. Ne demektir? Nun ne demek? O sürenin içerisinde Zünnun, balık sahibi Hud, Yunus'tan bahsediyor. Yoksa ona mı işaret ederek Allah yemin etti? Yoksa nedir? Nun bir harftir. Onu biliyoruz. Harflerden oluşan bu Kur'an, ey Mekkeliler siz de getirin benzer bir Kur'an. Meydan okumasının bir özeti midir? Ülema der ki konuşur. Allahu alem bir murad ettiği orada bekler. Yani orada da insan hani Allah'ın derin bilgisi karşısında da pes etmesinin de işareti olabilir. Müteşabih ayetler aslında biraz da böyledir. Allah'ın eli ayağı Kur'an'da ifade ediliyor. Nasıl bir şeydir? Allah'ın gelmesi. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ. Biz bir şeyler söyleriz. Allah'ın hükmünün o gün cari olması, uygulanması anlamına gelir ama bunun dışında başka hangi anlamlar vardır? Bir şeyler söylenir ama ulema hep konuşur. Valla benim bilgim bu kadar. Allahu alem bir muradih de orada tıkanır kalır. Onun için yani herkes kendi meslekine göre, meştebine göre, alanına göre ayetlerde derinliği de yakalayabilir. Yani Rahman, Errahman, Allemel Kur'an, halakal insan, allemhul beyan. İnsan yarattı, ona beyanı öğretti diyor Rabbimiz. En necmu ve şeceru yesudan. Yıldızlar ve ağaçlar ona secde eder diye biz mana veriyorduk ama necmin bir anlamı da otlak. Otlak da hepsi ona secde eder. Evrendeki ne varsa onu tesbih eder. Tesbih etmek, onu zikretmek, emrine amade olmak anlamları arasında işte nasıl bir tesbih? Mevla diyor ki anlayamazsınız. Orada durun diyor ama insanlar vardır onların zikrini duyduğunu söyler. Onların tesbihine Yunus dağlarıyla, taşlarıyla diyerek eşlik ettiğini biz görmekteyiz. Belki onların bu tesbihi
Allah'ın onlarla alakalı koyduğu yasalara uygun olarak yeryüzünde hareket etmeleri, güneşin kendisine ait olan yörüngede akıp gitmesi belki tesbihidir. Bilemiyoruz. Biz bir yere kadar düşünürüz. Bu düşüncenin de önü şey yoktur, sınırı yoktur. Düşünürsünüz ama bir renk katarsınız, Allah-u Alem'dir, orada durursunuz yani. Hocam bu Kur'an okuma alışkanlığı nasıl kazanılır? Yani bunun bir yöntemi var mıdır? Kur'an okuma alışkanlığı, işte size hani bir kitap var elimde, Kur'an'ı sevdirmenin yolları diye. Yani Kur'an'ı seveceğiz. İnsan yemin etse Allah'la konuşmaya, arkasından Kur'an okusa yeminine kefaret gerekmez denir. Kur'an-ı Kerim'in yani bizim hayatımızdaki yerini görmek açısından onunla yani bu dediğimiz kitapları, fezail ile alakalı, Kur'an'ın faziletine dair fezail-ül Kur'an diye bir ilim var. Kur'an'ı okumanın fazileti. Bunlar bizi teşvik edebilir. Bir de okudukça haz alacaksınız. Yani bir de iyi mali tercih edin. Bununla alakalı hani Türkiye'de birçok mal var. İşte her biri bu anlamda kendine göre bir boşluğu dolduruyor ama 200'den fazla mal var şu anda Türkiye'de. Bu mallerden böyle hani okuyunca böyle sizi içinize sinmesi lazım. Biz mesela TRT'de Kur'an'ın dilinden programını yapmıştık. Orada Diyanet'in malini kullandık. Ama oradaki yayın yönetmeni arkadaşlar dedi, hocam bu mal çok akıcı değil. Ama dedim ne yapayım, Diyanet'te kendi malini zorunlu tuttum. Hatta tekrar bir çekim için bir efendim bir görüşmeler devam ediyor da mal konusunda beni rahat bırakın dedim onlara. Çünkü yani şuradan da okuyorsun bazen, şöyle akmıyor yani, tamam mı? İnsana bu anlamda o letafeti, o şeyi vermiyor. Her mahallede istediğinizi bulamayabiliyorsunuz. Ha mesela Mustafa Öztürk var, bizim arkadaşımız, meslektaş, mali güzel. Gerçekten bazı yerlerde hani icabında katılmadığınız çeviriler olabilir ama genel hatlarıyla gayet başarılı mali. Hasan Tahsin Feyiz'dir, mali güzel. Hasan Basri Çantay'ın mali güzel ama o da bundan 70 sene önceki Türkçe ile yazılmış. Hepsi size uymayabilir. Hamdi Yazı'nın mali mesela sadeleştirildi, nispeten akıcı hale getirildi ama velhasıl iyi bir mal sizi sevdirir. Açıklamalı bir mal sizi anlar. Ersan Hoca çocuklar için daha çok herhalde nasıl yapabilir diye soruyor. Evet, çocuklar için. Çocuklar için mal yapıldı. Bu gençlere mal var. Bu anlamda biraz daha çocukların seviyesine işte uyarlanmış gibi öyle bir mal çalışması yapıldı. Hatta Diyanet bununla alakalı bir proje olarak çalışıyor şu anda. Yani nasıl, hani şimdi Avrupa'da çocuklara uygun İncil var. Ama çocuklara uygun bir mali biz Kur'an'ın bütününü çocuklara uyarlayamayız dendi. O toplantıda ben de vardım. Belki bazı ayetleri çocuklara özgü, hani onlara indirgeyerek bazı kavramları çocukların anlayacağı şekle çevirebiliriz ama bütünün içi aynı şeyleri söyleyemeyiz dendi. Çünkü nasıl anlatacaksınız Zülkarneyn'i yani? Evvel zaman içinde bir Zülkarneyn varmış, şöyleymiş, böyleymiş diyemezsin yani. Ayeti olduğu gibi vermek durumundasın. Her ayeti onların seviyesine indirmek, yani hırsızı gelen erkekle kadın elini kesin. Şimdi çocuğa bu gitmez. Yani cehennemde onlar şöyle yanacak, suyu içtikleri zaman bağırsaklarını delip geçecek. وَسُقُوا مَاً حَمِيمًا فَقَدْ لَا اَمْعَاهُمْ bağırsaklarını deler geçerdi. Hani çocuğa bunu nasıl inanacak? Öyle. Tamam, bu kadar geçsin çünkü ikindi namazı geçiyor. Ziya abi, son senin. Değerli hocam, güzel kitabımızın anlama üstünde, güzel üslubunuzda, hitabetinizle uyumadan milleti canlı tutarak bir üslubunuzda bize istifademize sunun. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ama son şeyde ben onu şey yapacaktım. Fakat sevme meselesi, sevdirme meselesi. Ben üç kitaptan etkilendim ona. Birisi liseli yıllarında Abdülkadir Üdeğen'in İslam Şeriatı diye bir kitabı var. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin merhum Avni Fahd Başkin'in gençlerle başbaşısıydı. Hem Kimya-i Saadet'te alalım hem de Avni Fahd Başkin kitabında
diyor ki insanların 24 saat içerisinde bunların bereketli olduğu, verimli olduğu bir saatler var. Her insan, bilhassa öğrenci kardeşlerimiz ve araştırmacı kardeşlerimiz için iyi bir şey, kendini test edilmeli. 24 saatin hangisinde bereketli ve verimli ise o zamanları mutlaka değerlendirmesi lazım. Evet. Sevme meselesine deyince hocam şöyle düşünüyorum. Bizim bir İngilizce hocamız vardı. Yani lise 1'e kadar bütün sınıf başarılı. Hep 10 üzerine alıyor. Lise 1'e geldik, bir Ahmet Bey diye biri geldi. Ne lisanımız kaldı, ne sevgimiz kaldı, ne bir şeyimiz. Ya bu hususta biraz da yani bizim Kur'an'ımızı, dinimizi sevdirmenin, insanlara sevgisine inip onları doyurmanın gerekliliğine inanıyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi geliyorum, şimdi hocamız bazı her gün aynı şeyleri konuşup gidiyor. Ama bazıları da iki cümle kullanıyor, tamam gidiyor. Yani bu sevdirmenin yollarını, sevmenin, sevdirmenin yollarını aramak lazım. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Evet, inşallah. Yani nefret ettirmemek, evet, sevdirmek lazım bilir ve selam. Bu da çok önemli. Belki burada din adına yani önde olan imamlarımızın, hocalarımızın, vaizlerimizin, müftülerimizin televizyon ekranında bu anlamda böyle milletle ayetleri buluşturan insanların üzerinde çok durması gereken bir şey. Hafız olan insanlar Kur'an'ı güzel okumayı biliyor ama anlamından çoğu bir haber maalesef. Yani bu konu bizim bir problemimiz. Evet, teşekkür ederim.